Yeni Mesaj TV YouTube kanalından hepinize merhabalar. Bugün malum işsizlik rakamları açıklandı. İşsizlik rakamlarıyla alakalı sizlere enine boyuna bir değerlendirme yapmaya çalışacağım. Resmi işsizlik rakamları maalesef toplumda gerçek anlamda yaşanan, sahada oluşan gerçekliği tam olarak yansıtmıyor. Dolayısıyla aslında çok ciddi bir işsizlik tablosu olmasına rağmen, özellikle de bu pandemi döneminde, korona döneminde çok ciddi işsizlik rakamları olmasına rağmen bakıyoruz ki bu resmi rakamlara yansımıyor. Şu anda dünya tam bir panik halinde. Dünyadaki işsizlik rakamlarının büyük buhran dönemindeki rakamlara ulaşacağı bizzat OECD yetkilileri tarafından ifade ediliyor ama Türkiye'de işsizliğin azaldığı ifade ediliyor. Bu doğru mudur? Gerçek midir? Gerçeği yansıtıyor mu? Bunları biraz irdeleyelim ama önce resmi rakamlar nelerdir? Türkiye İstatistik Kurumu ne tür rakamlar açıkladı? Bunların biraz detaylarına girelim. Açıklanan rakamlar Nisan ayı verileri. Nisan ayında bir önceki yılın Nisan ayına göre işsizlik oranı %0.2 azalarak 12.8 olduğu ifade edildi. İşsiz sayısı da 427 bin kişinin azaldığı 3 milyon 775 bin kişi olduğu belirtildi. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 585 bin kişi azalarak 25 milyon 614 bin kişi olduğu ifade edildi. Yine istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 491 bin kişi azaldı, sanayi sektöründe 209 bin kişi azaldı, inşaat sektöründe 361 bin kişi azaldı ve hizmet sektöründe 1 milyon 524 bin kişi azaldı. İş gücü 3 milyon 13 bin kişi azalarak 29 milyon 388 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı 5.7 puanlık azalış ile %47.2 olarak gerçekleşti. 15-24 yaş grubu genç nüfustaki işsizlik oranı %24.4 oldu. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise 5.7 puan artışla 29.1 seviyesinde gerçekleşti. Şimdi bu rakamlarda gerçekten ciddi çelişkiler var. Şu açıdan çelişkiler var. Pandemi dönemindeyiz. Pandemi döneminde normalde çok ciddi manada işletmeler kapandı, kepenkler kapatıldı ve işçi çıkartmaları gündeme geldi. Özellikle Mart-Nisan aylarında ciddi manada iş çıkartmalar gündeme geldi. Ki bu İşkur'un rakamlarında da zaten yansıdı. Şimdi tablo buyken işsizlik nasıl azalıyor? Yine bakın, istihdam edilenler TÜİK tarafından açıklanan rakamlarda 2 milyon 585 bin kişi azaldığı söyleniyor. İstihdam edilenler 2,5 milyonu aşan rakamla artmasına rağmen işsizlik 427 bin azaldığı ifade ediliyor. Burada gerçekten yine bir çelişki var. İş gücü 3 milyon 13 bin kişinin azaldığı ifade ediliyor. Şimdi baktığımız zaman bir taraftan nüfus artıyor. Yani geçtiğimiz yıla oranla daha fazla bir nüfus artışı gerçekleşti. Bir taraftan da iş gücünün azaldığı ifade ediliyor. Nüfus artıyorsa iş gücünün de artması gerekiyor. Burada da bir çelişki var. Şimdi İşkur'un rakamlarına göre bakın yine Nisan ayı verileri bunlar. TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamları da Nisan ayı ile alakalı. İşkur'un Nisan ayı rakamlarına göre geçen yılın Nisan ayına göre işsizlik maaşı başvuruları 2 kat artmış. Yani %100 artmış. Geçen yıl Nisan ayında işsizlik maaşına başvuranların sayısı 142.190 kişi iken bu yılın Nisan ayında 308.968 kişiye çıkmış. Şimdi işsizlik maaşına başvuranların oranı %100 artıyor ama geçen yıla göre işsizlik oranı ve sayısı azalıyor. Bu da gerçekten ciddi bir çelişki. Şimdi bakın burada tabii bir şeyi açığa çıkartmamız gerekiyor. Şimdi iş gücü dediğimiz nedir? Çalışanlar artı işsizler. İş gücünü oluşturuyor. İstihdam rakamları ne demektir? Çalışanların rakamlarıdır. Yine bir de çalışabilir nüfus denilen bir tanım vardır efendim ekonomide ve istihdam rakamlarında. Çalışabilir nüfus demek de yani nüfusun efendim çalışma kabiliyetine ulaşabilecek veya çalışabilecek nüfusu kapsar. Bunun içerisinden iş gücü çıkar. Şimdi bakın Türkiye'nin çalışabilir nüfusu birkaç yıl önce 52 milyon civarındaydı. Şu anda olsun 55 milyon, 56 milyon. Şimdi 55-56 milyon nüfusun içerisinde iş gücü olarak ifade edilen rakam 30 milyon. Yani 20 milyon, 25 milyon burada bir açık var. Bunlar gerçekten iş bulsalar çalışmayacaklar mı? Bu soru da önemli. Bir de bakın iş gücü rakamı 3 milyon azalmış. İstihdam edilenlerin sayısı da yine 2 milyon 500 bin üzerinde azalmış. İşte ne yapıyorlar hesaplamalarda? İşsiz sayısını azaltmak için iş gücü rakamlarını aşağı çekiyorlar. Ve buradaki 500 bin fark da işsiz sayısı azaldı diye ifade ediyorlar. Yani bu rakamlar aslında tam manasıyla işsizlik gerçeğini maalesef önümüze koymuyor. Peki bu işsiz
yani kaybolan işsizler nereye gitti? Yani Neçe'de 2,5 milyon istihdam azalmış ama 427 bin işsiz azalmış. Peki bu aradaki fark nerelerde? Nereye gitti bu aradaki? Yani işsizler ordusu nereye kayboldu? Hangi halının altına süpürüldü? Bunu da biraz irdelememiz lazım. Bakın bunları açığa çıkartmak için Uluslararası Çalışma Örgütü ILO bir hesaplama yöntemi geliştirdi. Nasıl bir hesaplama yöntemi? İsim olarak da buna geniş tanımlı işsizlik olarak ifade etti. İşte bu konuda yani ILO'nun da hesaplama yöntemiyle beraber DİSKAR araştırma şirketi bir çalışma yaptı ve bu çalışmanın neticesinde bakın Türkiye'deki geniş tanımlı işsizlik rakamları nasıl? Nisan ayında geniş tanımlı işsizlik bir önceki yılın aynı dönemine göre %15.3'ten %28.7'ye sıçradı. Artışı görüyor musunuz? %15.3'ten %28.7 geniş tanımlı işsizlik. Peki sayı olarak ifade edelim. Bu dönemde geniş tanımlı işsiz sayısı da 5 milyon 131 bin artışla beraber 4 milyon 625 binden 9 milyon 756 bine yükseldi. Yani 10 milyona yakın bir işsizlik, işsiz sayısına ulaştı şu anda. Geniş tanımlı işsizlik. Peki geniş tanımlı işsizlikte neler var? Çeşitli nedenlerle bir iş aramayan ancak 2 hafta içinde kendisine bir iş bulunduğunda işbaşı yapabilecek olan kişiler işsiz kabul edilmiyor TÜİK'e göre. Daha önce iş aradığı halde bulamayan, iş bulmaktan ümidini kesenler de işsiz olarak kabul edilmiyor. İşkur'a müracaat etmeyenler işsiz olarak kabul edilmiyor. Yani adam İşkur'da gittiğinde bir iş bulamayacağını düşünüyor. Kendi gayretleriyle bir iş bulmayı umut ediyor. Araştırmalarını yapıyor ama bulamıyor. Bu insan da işsiz kabul edilmiyor TÜİK'e göre. Bütün bunlar işbaşı yapmaya hazır olduğu halde iş bulamayanlar, umudunu kesenler vesaire. Bunların hepsi toplandığında geniş tanımlı işsizlik rakamları önümüze çıkıyor. Bunlar haricen bırakıldığı zaman da işte resmi işsizlik rakamlarına ulaşılıyor. Şimdi aslında şunu ifade etmemiz lazım. Bizim gerçek işsizlik rakamlarından niye kaçıyoruz? Elbette ki tabii mevcut siyasi anlayışta ve mevcut ekonomi anlayışında bu kaçışın sebebi şu. Neden bu rakamlar gizlenmek isteniyor? Üstü kapanmak isteniyor. Bunun nedeni şu. Çünkü buna bir çözüm yok. Yani mevcut kapitalist sistemde işsizlik çözülemiyor. Bakın bugün kapitalizmin kalesi olarak ifade edilen Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece pandemi döneminde 45 milyon yeni işsiz oluştu. Zaten milyonlarca işsiz var. Bunların üzerine bir 45 milyon daha eklendi şu anda. Zaten toplam 380 milyon nüfusu var. Yani istihdamda çalışan sayısı Amerika Birleşik Devletleri'nde 120-130 milyon civarında. Yani çalışanlar sayısı bu kadar. Düşünebiliyor musunuz? 45 milyon insan yeni dönemde işsiz kaldılar. Amerika çuvalladı. Dolayısıyla kapitalist sistem zaten bu işe bir çözümü yok. Hatta kapitalizmin teknik tanımları içerisinde işsizlik olması gereken olarak ifade ediliyor. %5, %10 işsizliği normal karşıladığı gibi maaş düzenlemesinde, asgari ücret düzenlemesinde olmazsa olmaz kabul ediyor kapitalizm. O yüzden kapitalizmin literatüründe, kapitalizmin kuralları içerisinde işsizliği bitirmek yok. Böyle bir anlayış yok. Türkiye'deki sistemde şu an kapitalist sistem. Kapitalist sistem işsizliği çözmek istemiyorsa, böyle bir mantığı yoksa, böyle bir çözüm yoksa Türkiye zaten çözmesi mümkün değil. Çünkü kapitalizmi uyguluyor. Şimdi bunu ifade ettikten sonra gerçek rakamlara biz gerçek işsizliğe nasıl ulaşabiliriz? Bakın şu anda bizim istatistik kurumuna şöyle bir tavsiyemiz olacak bu konuda. Nasıl nüfus sayımı yaparak bizler ev ev dolaşarak, nüfus memurlarımızı göndererek, kapı kapı dolaşarak ne yapıyoruz? Tek tek nüfusu tespit ediyoruz değil mi? Bu evde kaç kişi yaşıyor? Kimlikleri, kaç yaşında, çalışıyor mu, çalışmıyor mu vesaire her şeyini tespit ediyoruz. Aslında bu yöntemle beraber biz şunu da ölçebiliriz. Kimler çalışıyor? Hangi mesleklerde çalışıyor? İş bulunsa çalışır mı? Yani bunu da sormamız gerekiyor. Neden? Çünkü bu soru bize gerçek işsizliği önümüze koyacak. Ve göreceğiz ki hem ev hanımlarından, hem hanımlardan, hem de gençlerden, belli bir yaşın üzerindeki insanlardan hepsinden şu cevabı alacağız. Evet, yarın iş bulsanız ben çalışmaya hazırım. Şimdi dolayısıyla bu rakamlar gerçek manada önümüze çıkacak. Ama maalesef mevcut kapitalist anlayışla, mevcut siyasi anlayışla beraber bunların açığa çıkartılması istenmediği için işte bu tür çalışmalar zaten yapılmıyor ve bazı rakamlar da masa başında bu noktada sümen altı edilmeye çalışılıyor. Şunu ifade edelim. Gerçek anlamda işsizliğe bir çözüm yok mu? Elbette ki var. Ve bizler bunu her zaman ifade ediyoruz. Bakın bugün Türkiye'de ve dünyada işsizlik probleminin çözümünün tek bir adresi var. O da merhum Profesör Doktor Haydar Başbey'in milli ekonomi modeli. Bakın milli ekonomi modeli hani belirli bir işsizlik olabilir demiyor. Milli ekonomi modeli ne diyor biliyor musunuz? Tam istihdam diyor. Ve bunun formülleri önümüze koyuyor. Bunun yöntemlerini, nasıl bunun olacağının yollarını bize gösteriyor milli ekonomi modeli. Bilimsel gerçeklerle, formüllerle beraber. İşsizlik diyoruz değil mi? Peki işsizliğin çözümü için ne gerekiyor? İşsizliğin çözümü için üretimin artması gerekiyor değil mi? Yani üretim artacak ki fabrikalar işçi alsınlar. İşletmeler çalışanlarını artırsınlar. Yani bunun için bir talep, yani işçi talebi olması gerekiyor. Bunun için üretim artması gerekiyor. Peki üretimin artması için ne gerekiyor? Üretimin artması için de gerek iç pazarın gerek dış pazarın artması gerekiyor. Dış pazar bizim kontrolümüzde değil ama iç pazar bizim kontrolümüzde. Bizim artırabileceğimiz bir pazar. Ne demektir bu? Tüketimin canlandırılmasıdır. İnsanların tüketim kabiliyetini kazanmasıdır. İşte dünya var olduğundan,
yılından bu yana tüketim endeksi bir tane ekonomik model var. O da milli ekonomi modeli. Ne diyor? Emek ve üretim karşılığı senyorajla beraber milli paramızı devreye koyacağız ve bu parayı sosyal devlet projelerle beraber vatandaşın cebine koyacağız. 1000 lira vatandaşlık maaşı, 2500 lira ev hanımı maaşı, 10 bin lira asgari ücret, çocuk parası, doğum parası vesaire. Bütün bu bahanelerle, gerekçelerle beraber vatandaşın cebine milli gelirden senyoraj yoluyla beraber sosyal devlet projeleri kapsamında para konulmuş olacak. Bu şu anlama geliyor. 83 milyon Türk vatandaşının hepsinin sağlıklı bir tüketim yapmasının yolunu açıyor. Sağlıklı bir tüketici olmasını sağlıyor. Pazar oluşturuyor. 83 milyonluk bir pazar oluşturuyor. Bu ne demektir? İhtiyacı olan parayı devlet baba eliyle cebinde bulan bir vatandaş ne yapacaktır? Gömlek alacaktır, pantolon alacaktır, et yiyecektir, meyve yiyecektir, sebze yiyecektir, ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Öyle olunca üretici de ne yapacaktır? Daha fazla üretim yapmaya başlayacaktır. Önce kapasitesini artıracaktır. Sonra yeni işletmeler kurmaya başlayacaktır. Bu ne demektir? Önce işsizliği azalması, ardından sıfırlanması ve tam istihdam düzeyidir. İşte milli ekonomi modeli tüketimi canlandırarak, tüketimi olması gerektiği noktaya taşıyarak üretimi canlandırıyor. Üretimi canlandırarak da tam istihdam düzeyine ülkeyi getiriyor. O yüzden işte milli ekonomi modelinin bu tüketimi canlandırma anlayışıyla ve formülüyle beraber bizler işsizlik problemini tamamen tarihe gömebiliriz. Bu problemi tamamen ortadan kaldırabiliriz. İşte bugün bu milli ekonomi modelinde Türkiye'de parti programını alan tek parti bir siyasi hareket var. O da Bağımsız Türkiye Partisi'dir. Milletimiz gerek bu modelle gerekse bu modeli bize taşıyacak olan yolla Bağımsız Türkiye Partisi'yle beraber buluşup bir an önce en büyük, en kangren olmuş olan problemden kurtulması gerekmektedir diyorum. Saygılar sunuyorum.